Peki Beşiktaş'la ilgili de soru gelmişken geçeceğim. Bu soruyla başlayayım ama Ersin Karataş, Serdar Sarıdağ sormuş. Hep diyor Kenan ve Salih bitti anlaştı ama transfer dönemi başladı. Sergen Yalçın'la anlaşıldı. Hala ses çıkmıyor, açıklanmıyor. Niye böyle gecikiyor? Hep geç kalıyor Beşiktaş bu transferde. Galatasaray hemen daha teknik direktörünü belirlemeden iki transferini yaptı. Neden Beşiktaş'ta bu kadar geç oluyor Yaptı diyor. işte, Kenan'la Salih'i aldılar. Neden diyor duyurulmuyor Hayat mesela? kaptan mı ibaret? O kapı görmeden. Ama bu senin sözün. Islak imza. Islak imzası eli kulağında. İşte diyorlar ki neden geç kalınıyor bu Ya kadar? ıslak imza olduğu, bak ıslak imza geldiği gün işin %100'ü değil %1500 bitmiş demektir. Sen öyle arıyor mesela, Salih gel imza atacağız, smokin gel, giy gel. Böyle bir şey yok ki. Adam zaten yazın oturuyordu şortla terlikte. Çayını içiyor, kahvesini içiyor. Abi ne diyorsun böyle şöyle. Orada zaten menajerler evrakları falan hazırlıyorlar. O işler zaten bitiyor. Yani takım elbise giyme olayı başka bir olay artık. Islak imza demişken Atiba Hutchinson'a da yeni sözleşme imzalanacak. Atiba Hutchinson'da zaten şöyle bir şey var. Hani Atiba Hutchinson durumu nedir diye ben başkanı aramam. Atiba'yı ararım. Abi ne yapıyorsun? Devam ediyor musun? O karar verir O diyorsun karar verdi. O çünkü. ne derse olacak. Yok Serdar'cığım ben yardımcı antrenör olmaya karar verdim. Olur Olur diyor. diyecekler diyorsun. Altyapının başına geçeceğim. Ya da scout olacağım. Ya da sportif direktör olacağım. Sen şimdi yıllardır Beşiktaş'ı takip ediyorsun. Eminim çok iyi hatırlıyorsundur Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş'a gelişini. Evet geldiği gün kampta dediler ki yanlışlıkla basketbolcu aldı dediler. Öyle bir fiziği Evet, var. NBA'den mi geldi falan dediler. Tabii tabii orada isimleri vermiyorum. Arkadaş futbolcu bekliyorduk, basketçi geldi dediler. Ve soruyu sordular. Bacakların çok ince diye. NBA oyuncuları gibi, basketbol oyuncusu gibi. Siz ona o fizik yapıma bakmayın. Ben güçlü adamım dedi. Onun dediği günden beri zaten 10 senedir oynuyor. Yani o geldiğinde Rıdvan 12 yaşındaydı. Peki bu arada senin sorduğun soruya cevap gelmiş. Doğruluğunu, yanlışlığını bilmiyorum ama Fenerbahçe benim sözü kulübün ilk başkanı Nurizade Ziya Songülen'e aittir diyor. Acaba ben o felsefeyi devam ettiriyorum mu demek istiyor? Bu sözü de şunun üzerine söylediğini söylemiş Burak Bey. Kulübün kötü günlerinde başka takımın adı altında birleşmesi teklifi üzerine söylemiştir bu sözü demiş. Tabii araştırmam da lazım ama şimdi evet kurucu ismi olduğunu bildiğim için okudum tweet'i. Olabilir tabii ki. O cevabı da paylaşmış olalım tabii ki. Şimdi Beşiktaş'ta yine transferle ilgili sorular var. Hemen bir isim Townsend. Bir bilgin var mı bilmiyorum ama önce bir VTR'mizi izleyelim. Olur. Onun sonrasında konuşacağız. Evet, Serdar Sarıdağ ne söyleyeceksin? Doğrudur bu isim var. Ama tabii ki Gezal olmazsa olabilecek isimlerden biri. Gezal'ın olmama ihtimali var mı? Tabii ki var. Küçük de olsa var. Ama o küçük ihtimal zaman geçtikçe büyüyebilir. Mesela Rozier. Yani renklerinde sarı renk olan bir İstanbul kulübünün çok ciddi bir para teklif ettiği Rozier'den bahsediyoruz ama gitmedi. Ben de dedim Türkiye'de kalırsan Beşiktaş dedi sadece. Örneğin. Şimdi Gezal da geçen sene iyi oynayan ve sadece Türkiye'deki kulüplerin değil, sadece Avrupa kıtasındaki kulüplerini başka kıtalarında kulüplerinin ilgisini çeken bir oyuncu. Dolayısıyla o iş uzadıkça alternatifler daha çok çıkmaya başlar. Gezal'la ilgili önümüzdeki hafta Ahmet Nurçebi transferle bizzat ilgileniyor. Önümüzdeki hafta ciddi adımlar atması bekleniyor. Peki Burak Bey'in sorusu var. Diego Costa transferi ne durumda? Ve Forvet'te Costa haricinde hangi yıldız oyuncular gelebilir? Niye yıldız olmak zorunda? Tabii o da ayrı konu. Yıldız alamazsın. Alacağın yıldız yıldız dedi. Alacağın biraz paslanmış bir yıldız olur. Son demlerinde senin liginde oynayabilir. Çünkü lig seviyemiz başka. Yani Diego Costa dışında Mitrovic de yazılıyor işte. Daha dün de Evet. söylemiştim. Mitrovic'te önemli bir detay var. Aboubakar'ın menajeri, Mitrovic'in menajeri aynı. Buyur buradan yak. Ya Beşiktaş geçen sene şampiyon olamasaydı. Bu konuda Mehmet Ayan'ın fikrini de merak Hangi ediyorum. konuyla ilgili? Şimdi Aboubakar'ın menajeriyle Mitrovic'in menajeri aynı diyor Serdar Sarıdağ. Yani bu menajerin oyuncusu alınmamalı diyor. Bilgi vereyim. Serdar'da da vardır o bilgi benden daha çok. Cümle şu.
Abubakar Beşiktaş'ın kapısından giremez. Tabii. Yani kapısından giremez dediğin adamı geçen sene sana getiren, tabii ki yararlı oldu, bir menajerin başka bir oyuncusu, bilmiyorum. Bir bilgi daha vereyim. Bu da bilgi niteliğinde. Yine Serdar'da vardır ama ben ondan ön alayım. Beşiktaş yönetiminin şu anda çok ciddi bir şekilde bir kere daha federasyona yapabilecek transferlerle ilişkili olarak limit arttırımı için girişimde bulunacağı gelen haberler arasında. Yani bir kere daha Beşiktaş o limitleri şey yapıyor. Yani zorluyor. En değerli oyuncularından, en çok para verdiği oyuncularından bir tanesi olan Adem Laiç ile ilgili de büyük olasılıkla elden çıkartmak için çok çaba sarf edecekler. Dünya Kupası durumuna göre de Vida'nın kontratını ucuzlatıp kontrat süresini uzatmak isteyecekler. Ama Adem Laiç'ten çıkmak istedikleri çok net ve Adem Laiç'in menajer grubuyla demem lazım artık. Dünyanın çok önemli bir menajerli şirketle konuşuyor. Onlarla konuşmaları lazım. Vida da Hırvatistan, İspanya. Büyük olasılıkla İspanya, Hırvatistan eler diye düşünüyorum. Gerçi İspanya'da belli olmaz ama elendikten sonra çok kısa bir süre içerisinde Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan Hırvatistan elendikten sonra Vida ile ilgili de hemen kontrat uzatıp maaş düşürme cihetine gidecekler. Çünkü Beşiktaş'taki Feghouli, Falcao da Laiç ile Vida. Çünkü o ikisi de toplam 6.5'u buluyor. Gerçi Galatasaray'da 8.5-9'u buluyor da ikisi. Dolayısıyla Beşiktaş'ta şu anda 3.2 Vida, 3.4 Laiç. İşte ikisinden 6.8'den ne kadar indirebilirse onun peşinde haklı olarak. Bir de dediğim gibi federasyonla limitler konusu bir daha konuşmak isteyeceklerdir. Bir işe yarar mı peki bu? Bilmiyorum. Girişim. 27 milyon euro Beşiktaş'a para gelecek ama yetmez. 27 milyon euro Şampiyonlar Ligi'nden 0 puanla yaptığım hesap 27 milyon euro. Ama bak şimdi Sergen Hoca'ya helal olsun tekrar, hakkıdır tekrar. Sergen Hoca'ya 25 milyon lira civarında bir para veriyorsun. O 2,5 milyon euro demek. 2,5'unu Sergen Hoca'ya verdin. Çok basit. İki tane de arkadaşımızın 6.8'i var. Toplam etti sana 9.3. Hoca, iki oyuncu 9.3. Selametle. Ne yapacaksın geri kalan? Ne yapacaksın? Herkes sana her sene bir Utku, bir Ersin performansı vermeyecek ki. Sana her sene bir tane 1 milyon 250 bin euro verdiğin Gezal ya da 1 milyon euro verdiğin sağ bek performansı ya da 1.6 verdiğin Larin gibi sana 15 gol atmayacak. Abubakar gibi 750 bin euroya her sene 30 gole aday bir Beşiktaş görmeyeceğiz ki. Dolayısıyla Beşiktaş limitini arttırmak istiyor. Elindeki kontratlardan çıkmak istiyor. Yapılacağı bütün kontratları da makul yapmak istiyor. Salih TL galiba, yanılmıyorsam 7-8 milyon TL civarında. Yanlış olabilir. Bir aşağı bir yukarı. Kenan Karaman 1 milyon euro civarında diyorlar. Demek ki TL'ye vuracağı o da 10 lira falan. İşte bak bir anda Salih artı Kenan'ı koyduğun 9.3'e etti sana 19-29 TL. Yine hesapları yaptım Mehmet Aya. Bütçe hesabını oluşturdu. Her zaman yok, pardon, 9.3'e 2 milyon euro eklersen 11.3 oldu. Yani ben Salih, ben diyorum Kenan... kağıtları neden istiyor? Tabii canım. Sen uçak mı yapacak zannediyorsun? Şimdi dün de sormuşlardı. Yine Kaan'ın durumunu sormuş Ersin Bey. Kaan Ayhan. Beşiktaş'la ilgili mi? Galatasaray'da da adı geçiyor yani aslında. Ben Beşiktaş'ta da... Bunlar çok olacak tabii. Şimdi bu yerli yabancı oyuncu kuralı yüzünden çok sorulacak bu isimler. Yani çok yakın olduğunu zannetmiyorum Beşiktaş'ta. Adresleri belli olan. Ben de hiçbir bilgiye sahip olmadan sadece Kaan Ayhan'ın kendisine ilk defa milli formayı veren Fatih Hoca'nın yanına Galatasaray'a gidebilme ihtimalinin Beşiktaş kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kaan Ayhan'ı Fatih Hoca ilk defa oynatmıştı. Çok değerli bir oyuncu. Mesela Kaan Ayhan'a Sergen Hoca da sahip olmak ister. Çünkü bu tip oyuncular Türkiye'de pek ilgi görmezler ama sağ bek oynat, merkez orta saha oynat, stoper oynat, oyun içinde değiştir, ileri gönder, arka direkte kapon gibi sana kafa vursun. Bu tip oyuncular çok değerli. Mesela Kenan Karaman'la ilgili ben biliyorum. Beşiktaş'a geldiği gün itibariyle kavga çıkacak. Kavga da şu. Ya bu Kenan Karaman'da ne gördünüz? Bugün dünyada hangi özellikle üst düzey turnuvada teknik direktör Kenan Karaman'la çalışmak ister dersen neredeyse 90'ı çalışır. Şenol Hoca da doğru oynat. Yalnız çocuk oynayamadı. Ayrı konu. Performans kötüydü. Ama bugün hangi üst düzey teknik direktörü giderseniz gidin size ileride bir iki mevkide oynayabilecek. Savunması çok güçlü. Modern futbola ait fiziği güçlü bir Kenan Karaman'ı herkes ister. Ama hafızayı beşer nisyan ile mağlul olduğu için sadece son 3 karşılaşmasında zaten ben Bakü'de de onları çok işittim. Yani Kenan Karaman hoca çok oynatıyor. 2 maçta hiçbir performans gösteremedi. Niye çok 90 dakika oynuyor evet falan filan. Ama her türlü üst düzey hocaya Kenan Karaman'ı ver.
%90'ı Kenan Karaman'sız takım yapmaz. Sergen Hoca da üst düzey bir hoca adayı olduğu için, önemli bir hoca olduğu için bence Kenan Karaman'ı ister.